Süleyman Soylu'nun en yakınındaki isim neden görevden alındı? Dilek Ekmekçi, Süleyman Soylu ile yakınlığıyla bilinen siber suçlarla mücadele daire başkanı Erdal Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 3 Ağustos tarihinde emniyette sürpriz atama gerçekleşti. Emniyetin en önemli birimlerinden siber suçlarla mücadele dairesi başkanı Erdal Çetinkaya görevden alındı, yerine Emniyet İstihbarat Başkan Yardımcısı Faruk Aydın atandı. Süleyman Soylu ile yakınlığıyla bilinen Çetinkaya neden sürpriz bir anda görevden alındı? Bu görevden alma çok daha büyük bir operasyonun, tasfiyenin habercisi olabilir mi? KPSS'de yaşanan skandalla bağlantısı var mı? Erdal Çetinkaya'nın ilişki ağı kimlere kadar uzanıyor? Çetinkaya'nın yetiştirme yurtlarında büyüyen genç kızların fuhuşa sürüklendiği iddiasında ismi geçen isimlerle nasıl bir ilişkisi var? Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un şüpheli ölümünde Erdal Çetinkaya hakkındaki iddialar neler? Mızrak artık çuvala sığmadı mı? Tüm bu soruların yanıtlarını biyolojik ailesini ararken çıktığı yolda yetiştirme yurtlarında büyüyen kadınların fuhuşa sürüklendiği gerçeğiyle karşılaşan ve araştırmalar yapan avukat Dilek Ekmekçi, KRT'den Sultan Eylem Keleşçi'ye konuştu. İşte o haber. Erdal Çetinkaya, bilgisayar tuşuna dahi basmayı bilmediği iddia edilen, istihbarat geçmişi olan bir isim. Bu ismin emniyetin en önemli birimlerinden siber suçlar dairesinin başına getirilmesi Ekmekçi'ye göre kamudaki liyakatsizliğin tipik bir örneği. MHP ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Çetinkaya, aynı zamanda Soylu'nun hemşerisi. Sarallar operasyonunda tutuklanan Trabzon Platformu Başkan Ahmet Köksal Öztürk'le de yakın ilişkisi olan bir isim. Çetinkaya'nın ilişki ağının uzanmadığı isim yok. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı, 2016 yılı Nisan ayında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, Milli Damar Grubu adı altında bir yapılanmanın oluşturulmaya çalışıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre sonra Milli Damar isminde bir örgüt olmadığı, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma kapatılmıştı. Dilek Ekmekçi'ye göre iddia edilen suç örgütü Milli Damar Grubu, sadece Emniyet Genel Müdürlüğü'nde değil, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Adliyesi'nde de örgütlü. Görevden alınan Erdal Çetinkaya, iddia edilen suç örgütü Milli Damar ile yakından ilişkili ve irtibatlı. Zira Milli Damar içerisinde ihbar edilen en kıdemli isimlerden olan ve hala Konya İl Emniyet Müdürlüğü yapmakta olan Engin Dinç ile Erdal Çetinkaya yıllardır çok yakın ilişki içerisinde. Kamuoyu Dinç'in ismini Hrant Dinç cinayeti ile duydu. Ekmekçi'ye göre çemberin ortasındaki esas isim Engin Dinç ve Dinç ile Çetinkaya'nın ilişkisi Dinç'in istihbarat daire başkanı olduğu döneme dayanıyor ve Çetinkaya o dönemde Dinç'in yakın çalışma ekibi içerisinde yer alıyor. Kamuoyu Dinç'in ismini, Hrant Dink'in ölümüyle duydu. Hrant Dink öldürüldüğünde Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olan Dinç, Dink davasında ihmali davranışla öldürme suçundan beraat etmiş, kamu görevini ihmal suçundan ise zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmişti. Avcının ihbar ettiği bir diğer isim ise, örgütün en etkin isimlerinden olduğu iddia edilen 2. sınıf emniyet müdürü Koray Öner. Ekmekçi, yurt kızlarının fuhuşa sürükleyen yapılanma ile Milli Damar suç örgütünün örtüştüğünü ve bu ilişkideki kilit ismin de Koray Öner olduğunu düşünüyor. Görevden alınan Siber Suçlar Daire Başkanı Erdal Çetinkaya'ya yakın bir başka isim ise istihbarat dairesinden beri beraber çalıştığı, Aralık ayında 450 milyon dolarlık Saadet Zinciri operasyonunda gözaltına alınan 2. sınıf emniyet müdürü Kerim Altay. Koray Öner ile de yakınlığı kamuoyuna yansıyan Altay, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyalleri inceleyen ekibin başında yer alıyordu. Ekmekçinin söyledikleri bunlarla da sınırlı değil. Emniyet istihbarat mahzeninde Bitcoin çiftliği kurdukları. Ayrıca Kerim Altay ile Koray Öner'in emniyet istihbaratın örtülü ödeneğiyle, emniyet istihbarat mahzeninde Bitcoin çiftliği kurdukları, trafo kurdukları, elektrik faturalarını devlete ödettikleri, böylece milyonlarca liralık bir vurgun yaptıkları da iddia ediliyor. Bunlar yetmezmiş gibi Koray Öner'in yine adı Milli Damar yapılanması içerisinde ihbar edilen 2. sınıf emniyet müdürü Cihangir Ulusoy'la birlikte Natek Teknokent, Mehmet Ağar'la birlikte de Eman Enerji, FETÖ borsası olaylarında başrollerde bir isim olarak adı geçiyor. Kardeşi FETÖ'den yargılanıyor. Şimdi görevden alınmasıyla gündeme gelse de Erdal Çetinkaya'nın kariyerinde dikkat çeken başka bir detay daha var, kardeşi H. Çetinkaya'nın FETÖ ile irtibatlı irtisaklı olduğu iddiasıyla yargılanmasına rağmen kendisinin kariyerindeki hızlı yükseliş. Dilek Ekmekçi'ye göre bu durumda şaşılacak bir şey yok. Aksi olsa şaşırırdım. Ortada 15 Temmuz'dan beri devam eden bazen en yakın akrabaların dahi feda edildiği bir rehin alma düzeni var adeta.
Mehmet Dişli Şaban Dişli, Mehmet Pakdemirli Bekir Pakdemirli. Böyle çok örnek sayabiliriz. Kişiler ya kendilerinin ve veya kardeşlerinin, yakınlarının açıkları üzerinden tehditle, şantajla bu tür yapıların aparatları yapılıyorlar. Suçlara, örtbaslara, kumpaslara alet ediliyorlar. Bazen bakanlık dahil makam mevki sahibi oluyorlar, bazen ihraç hakim, savcı iken göreve dönüyorlar, bazen de hızla yükselip terfi oluyorlar. Mutlaka ki Çetinkaya da birilerinin işe yarayacağı için bu göreve getirilmişti. Ekmekçiye gelen ihbar mesajı. Peki, ne oldu da siber suçlarla mücadele dairesi başkanı Erdal Çetinkaya birden görevden alındı? Tarih manidar. Ekmekçi, mızrak artık çuvala sığmıyordu diyor. Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaları sıralayalım. Sarallar operasyonunda tutuklanan Trabzon Platformu Başkanı Ahmet Köksal Öztürk ile samimi fotoğrafları rahatsızlığa yol açtı ya da Sarayar'la ilişkisi açığa çıktı. Daha önce Kerim Altay ve Koray Öner isimleri üzerinden olay yeri inceleme polislerinin seçimi sınav sorularının çalındığı ve idari soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Çetinkaya da KPSS skandalının yaşanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün ile aynı gün görevden alındı. İsmi soru çalma skandalına karışmış olabilir. Ümitcan Uygun'un annesinin şüpheli ölümünde olay yerine ilk olarak gelen olay yeri polisleri arasındaki olayın cinayet olabileceğine dair ifadelerin bulunduğu WhatsApp yazışması basına sızdırıldı. Bu yazışmanın Erdal Çetinkaya'ya da isimsiz bir e-posta ile gönderildiği, Çetinkaya'nın Gülay Uygun'un ölüm yerine ihbarı yapanları araştırdığı, intihar şüphesinin üzerini kapattığı iddia ediliyor. Adım adım takip edilmesine rağmen elden kaçırılan Levent Göktaş'ın firarında MİT ve emniyet içerisindeki mücadelede MİT kazandı, fatura emniyetin başındaki isme, Süleyman Soylu'ya kesildi. Bu yüzden Soylu'nun en has adamı Çetinkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla görevden alındı ve yerine Erdoğan kendi güvendiği ismi Faruk Aydın'ı atadı. Bu görevden alma neye işaret? Yaklaşmakta olan çok daha büyük bir operasyon ya da tasfiyenin habercisi olabilir mi? Dilek Ekmekçi'ye göre evet, bu büyük bir tasfiyenin habercisi olabilir. İktidarın çatırdamasıyla herkes herkesi ifşa ediyor, kirli ilişkiler ve pazarlıklar açığa çıkıyordu. Ama bir uyarısı da var Ekmekçi'nin, eğer büyük bir operasyon, tasfiye ve temizlik olacaksa, AKP ile MHP'nin yollarını ayırması da çok muhtemel görünüyor. Ekmekçi yıllardır bu karanlıkla mücadele ediyor. Ekmekçi yetiştirme yurtlarında yetişen kız çocuklarını, güçlü adamlarla fuhuş yapmaya zorlayan yapılanmayı deşifre ettiği için sürekli Ankara merkezli dava ve soruşturmalarla uğraşıyor. Ekmekçi, sosyal medya hesaplarına ve haber sitesine yaklaşık bir yıldır süren siber saldırıların, telefonuna gönderilen ölüm tehdidi mesajlarının arkasındaki ismin ise Erdal Çetinkaya olduğunu düşünüyor. Erdal Çetinkaya'nın bu saldırıların arkasında olduğuna ve peşine yasa dışı olarak ekip taktığına ilişkin bir ihbar aldıktan bir hafta sonra Erdal Çetinkaya'nın görevden alındığını iddia ediyor. Maruz kaldığı siber saldırı ve tehditlere ilişkin Koray Öner'in şüpheli olduğu soruşturmaya Erdal Çetinkaya ve yakın çalışma ekibinden Kerim Altay'ı da şüpheli olarak bildireceğini de ekliyor.